Kişi sözlük yazarlarının sorularına yanıt verdiğiniz videoda iktidara geldiğinizde ilk yapacağınız şeyler soruldu. Siz de herkes oturduğu evin sahibi olacak dediniz. Bir KYK çıkaracağız dediniz. Bunu destekleyenler olduğu gibi eleştirenler de oldu. Yıllarca çalışarak aldığımız evlere el mi koyacaksınız diyenler oldu. İsterseniz bu konuya açıklık getirin. Şöyle söyleyeyim. Şimdi biraz Ekşi Sözlük tabii özel bir platform. Bir de hani orada biz 2,5 saatin üstünde bir çekim yaptık. Onun 25 dakikalık bölümü yayınlandı. Bugün tartışmaya konu olan şey ise onun içerisindeki 1 dakikalık bir bölüm. Dolayısıyla ben hani bir kere bütünlüğe bakmak lazım. Mesela aslında o tartışma geniş izlendiğinde daha önce sorulmuş bir ev kira mı diye bir soru var. Evet. Ben orada hani kendi evimin kira olmasının yanında partinin bütün MYK üyelerinin kirada oturduğunu ve partinin bütün binalarında kira olduğunu falan anlattım. Bu bizim açımızdan önemli bir konuydu, kira meselesi. Dolayısıyla üstüne gelince bir de dikkatlerden kaçmasın, şöyle bir şey yok orada. Hani iktidara geldik ve şey değil, sosyalist Türkiye'den söz ediyoruz. Yani daha ileri bir aşamaya gelmişiz. Ondan sonraki süreçlerden bahsediyoruz. Hani çeşitli eleştiriler oldu. İşte KYK, siz de mi KYK çıkartacaksınız falan. Evet. Arkadaşlar yani sosyalist bir ülkenin anayasası olacak. Şimdi Tayyip Erdoğan anayasa değişiklikleriyle memleketi mahvetti diye anayasadan vazgeçecek halimiz yok. Dolayısıyla anayasayı, yasaları, hukuku, insan haklarını temel alan biçimde bunlara aykırı olmayan, yani anayasaya, yasalara, insan haklarına, evrensel hukuka aykırı olmayan kanun hükmünde kararnameler de çıkartılabilir tabii. Hani illa öyle olsun diye söylemiyorum ama hani orada biraz da espriyle söylediğim şey bu. Fakat şimdi önemli olan nokta şu. Bakın kapitalizm maalesef öyle bir algı yaratıyor ki sanki Türkiye'de ya da dünyada hani herkesin evi var. Herkes çok rahat yaşıyor. Hatta birden çok evi var gibi bir algı yaratıyor. Oysa durum bu değil. Bir kere bir altını çizmemiz gereken nokta ne? Bakın 5500 lira asgari ücretten bahsediyoruz. Yani ve gelirken baktım hani tartışma olduğu için güncel rakam söyleyeyim. Türkiye'de ortalama bir evin fiyatı 1,5 milyon liraya çıkmış durumda ortalaması. Bu ne demek? Aslında asgari ücretli ömrü boyunca çalışsa ve hiç yemese, içmese, hiçbir şey yapmasa zaten ev sahibi olamıyor. Bir kere bunu bir kenara koyalım. Dolayısıyla hani insanlar yıllarca emek veriyorlar, çalışıyorlar, ev alıyorlar da siz buna el koyuyorsunuz. Asla böyle bir yaklaşım içerisinde değiliz. Birincisi bu.